1. ders. Platforma bakış. GCM Forex video eğitim platformuna hoş geldiniz. Bu ders serimizde sizlere 4. nesil MetaTrader işlem platformunun kullanımını tüm ayrıntılarıyla aktarmaya çalışacağız. Forex yatırımcıları tarafından yoğun olarak kullanılan MetaTrader işlem platformları dünya genelinde en çok kullanılan forex işlem istasyonudur. Bu nedenle GCM Forex Eğitim Laboratuvarları ayrıntılı video ders serisini bu uygulama üzerine inşa etti. Video dersler bir deneme hesabı üzerinde tamamen uygulamalı görsel ögeler eşliğinde anlatıldı. Menüler açıldı, araçlar kullanıldı, şekiller çizildi, pozisyonlar açıldı, kapatıldı, indikatörler eklendi, formasyonlar gösterildi. Kısaca programın hafızanıza işlenmesi için uzun süreçli bir emekle uygulamalı senaryolar üretildi. Derslere başlamadan önce web sitemiz üzerinden bir deneme hesabı açmanız, işlenen dersleri kendi bilgisayarınızda uygulayabilmeniz açısından çok önemlidir. Derslerin işleyişi esnasında zaman zaman video akışını durdurarak kendi platformunuzda gösterilenleri uygulamanız, platformu kısa sürede öğrenmenizi sağlayacaktır. Tüm dersler sizin Forex'e yeni başlamış bir yatırımcı olduğunuz varsayımıyla üretildi. Bu nedenle her zaman akıcı bir dil, anlaşılır açıklamalar ve son derece zengin görsel yönlendirmeler kullanıldı. İşlem platformunuzun temel menü sistemi üstte bu alanda yer almaktadır. Dersler ilerledikçe bu menü içindeki ögeleri kullanacak ve araçların yavaş yavaş alışkanlıklarımıza oturmasını sağlayacağız. Şimdi platformda kullanılan menüler, araç çubukları ve pencereler hakkında genel bir tanıtımla derslerimize başlayalım. Dosya menüsü, işlem platformu ile ilgili temel işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Grafiklerin açılıp kapatılmasına ilişkin temel komutlar, hesap yönetimi, ekran görüntüsü kaydı, profil yönetimi ve yazıcı işlemleri gibi temel komut ve ayarlar bu menü altında yer alır. Görünüm menüsünde platform dilini değiştirebilir, platform içinde hangi pencere ve araç çubuklarının gösterileceğini seçebilirsiniz. İşlem platformu çalışma alanı içerisinde bulunan herhangi bir pencere veya araç çubuğunu yanlışlıkla kaldırmanız durumunda bu menüden tekrar görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ekle menüsü, fiyat grafikleri üzerinde teknik analiz yapmanızı sağlayan araçları barındırır. Çeşitli teknik göstergeler ve çizim araçları menünün temelini oluşturur. Söz konusu araçları ilerleyen derslerde ihtiyaç duydukça kullanacağız. Grafikler menüsü üzerinde analiz yapacağınız fiyat grafiklerinin genel görünümüyle ilgili seçenekler sunar. Bu seçenekler, grafiğin genel görünümüyle ilgili ayarları değiştirmenizi sağlar. Araçlar menüsü, MetaTrader işlem platformunun genel ayarlarını düzenleyebileceğiniz bir alan, geçmiş fiyat verilerinin tutulduğu veri tabanı erişimi ve yatırım sistem otomasyonuna ilişkin sekmeler barındırmaktadır. Platformun aktif çalışma alanı içerisinde birden fazla fiyat grafiği açabilir ve üzerlerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Pencere menüsü, grafiklerin çalışma alanı içerisinde otomatik yerleştirilmesini sağlayan seçenekler sunar. Yardım menüsü, MetaTrader işlem platformu ile ilgili çevrim içi yardım konularına, çeşitli web kaynaklarına, haber gruplarına ve bir takım etkinliklere erişim sağlar. MetaTrader, internet üzerinde hakkında bilgi bulabileceğiniz en popüler işlem platformudur. Menünün hemen altında araç çubukları paneli bulunur. Bu alanlar size menü sistemine giriş yapmaya gerek kalmadan birçok işlemi tek tıklamayla gerçekleştirme şansı verir. Görünüm menüsünden araç çubuklarının gösterilmesini veya gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Aynı işlemi araç çubuklarının herhangi bir alanına sağ tıklamak suretiyle de yapabilirsiniz. Herhangi bir araç çubuğu içindeki ögelerin gösterimi ve konumunu değiştirmek için yine sağ tuş menüsündeki Özelleştir sekmesine tıklayabilirsiniz. Buradan araç çubuğu içine buton ekleyebilir, kaldırabilir ya da butonların diziliş sırasını ayarlayabilirsiniz. Piyasa gözlemi penceresi, yatırım yapılabilecek enstrümanlar içerisinden sık kullanılanların kullanıcı tarafından seçilmesiyle oluşturulmuştur. Platform ilk açıldığında en çok kullanılacağı varsayılan genel paritelerle açılır. Kullanıcı bu listeyi dilediği gibi şekillendirebilir. Bu alanda yapılabilecek işlemler daha sonra ayrıntısıyla işlenecektir. Navigatör penceresi, hesabınız ve fiyat grafikleriyle ilgili kullanabileceğiniz genel araçların hızlı erişimlerini barındırmaktadır. Birden fazla hesabı olan hesap yöneticileri, buradan tek tıklamayla farklı hesaplara geçebilir. Sık kullanılan göstergeler, otomatik işlem sağlayan danışmanlar ve skriptler, sürükle bırak yöntemiyle buradan grafiklere rahatlıkla entegre edilebilmektedir. Terminal penceresi, hesap durumunuz ve işlemlerle ilgili genel bilgiler verdiği gibi, Aynı zamanda GCM ile aranızda köprü olan bölümdür. Bu alanda hesap durumunuzu gözden geçirebilir, açık ve kapanmış pozisyonlarınızı inceleyebilir, rapor alabilir, GCM tarafından gönderilen analiz ve raporları inceleyebilir, mektuplara bakabilir ve platformun log dosyalarına erişebilirsiniz. MetaTrader içerisinde yer alan bir pencere kendi içindeki küçük kapatma butonundan kapatılabilir. Kapatılmış herhangi bir pencere ise, görünüm menüsü içerisindeki kendi komutundan tekrar görünür hale getirilebilir. Tüm yardımcı pencerelerin durumunu bu menü içerisinden ayarlamanız mümkün. Bu dersimizde, platformun genel görünümüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde buluşana dek, hoşça kalın. GCM Forex'te şimdi siz de yatırıma başlayın. Kaliteyi ve farkı hissedin. gcmforex.com. GCM Menkul Kıymetler A.Ş. SPK tarafından denetlenen lisanslı bir kuruluştur.